Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güreş analiz videosuyla bugün sizlerle beraberiz. 2022 yılı Avrupa Şampiyonası Greco-Roman stil 82 kiloda bronz madalya mücadelesini izliyoruz. Temsilcimiz kırmızı mayolu izlediğiniz Burhan Akbulak. Rakip ise mavi mayosuyla Alman Pascal Ezel arkadaşlar. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28 Mart 3 Nisan tarihleri arasında düzenlenen organizasyon. İki güreşçi de mücadeleye oldukça kontrollü başladı. Burhan Akbudak 1 Haziran 1995 Kahramanmaraş doğumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu. Biraz daha oyuna yakın olan, oyuna istekli olan isim Burhan Akbudak olarak görünüyor. Mücadelede ilk dakika geride kaldı. 2022 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stilde Azerbaycan takım halinde şampiyon oldu. Türkiye takım olarak ikinci, Gürcistan ise üçüncü arkadaşlar. Bunu belirtelim. Güreşçilerimiz 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmayı başardılar. 10 sikletin 7'sinde madalya kazandık. Bunu da söyleyelim. Artık 1,5 dakika geride kaldı. Hakemden işte görüyorsunuz ilk pasif kararı Alman güreşçi için geliyor. Greco-Roman stilde pasif olduğunuz zaman rakibinize 1 puan veriliyor arkadaşlar. Burhan Akbudak şu an 1-0'lık skor üstünlüğünü yakaladı ve avantajlı pozisyonda güreşi başlayacak. Bakın burada rakibini açmaya çalışıyor. İşte açtı burada. Açarak 2 puan aldı ve skoru 3-0'a getirdi. Hemen arkasından ise bir çırpma çabası. Çırpma hareketiyle beraber 2 puan daha geliyor. Ve Burhan Akbudak 5-0'ı yakalıyor arkadaşlar. Parter pozisyonunda önce açma, arkasından çırpma. İkişer puandan toplam 4 puan ve 5-0'ı yakaladı. Bu arada Alman güreşçide bir sakatlık var. Tedavisi yapılacak ve mücadelenin ilk devresi de bu sonuçla neticelenecek arkadaşlar. Alman güreşçinin tedavisinin arkasından kalan 1 dakikalık bölümde başka bir puan olmadı. Ve mücadelenin ilk devresini güreşçimiz Burhan Akbudak 5-0 önde tamamladı arkadaşlar. İkinci devre başlıyor. İkinci devreye biraz daha hareketli ve hızlı başlayan isim mavi mayolu izlediğiniz Alman Pascal Ezel arkadaşlar. Burhan'ın hareketli olması gerekiyor. Eğer hareketli olmaz ise pasif kararı onun aleyhine verilebilir. İşte bakın karşılaşmanın hakemi güreşi yakından izliyor. Ve pasif kararı geliyor arkadaşlar. Pasif kararıyla beraber Alman güreşçi 1 puan alıyor. Skor 5-1. Burada aktif olan güreşçiye soruluyor. Rakibini ayakta mı istiyor yoksa parter pozisyonunda yerde mi istiyor? Birçok güreşçi daha avantajlı halde olduğu için parteri tercih ediyor. Genellikle Kübalı güreşçiler parterden uzak kalmaya çalışıyor. Böyle de bir anekdot var. Şimdi parter pozisyonunda oyun arayan isim Alman güreşçiydi. Ama Alman güreşçinin bir itirazı var. Burhan'ın kendisine oyun yaptırmadığına yönelik bir itirazda bulunuyor ve görüntü tekrar izlenecek arkadaşlar. İşte bakın burada Burhan'ın elini tuttuğu için oyun yapamadığını belirtiyor Alman güreşçi. Bu sebeple itiraz etti. Lakin itirazı kaybediyor ve itirazı kaybetmesiyle beraber skor 6-1'e geliyor arkadaşlar. İtirazı kaybettiğiniz zaman 1 puan rakibe veriliyor. Ve skor 6-1 olarak mücadelenin son 2 dakikası başlıyor arkadaşlar. Bakın artık son 1 dakikadayız. Alman güreşçinin el enseleri var. Burhan'ı yormaya ve yıpratmaya çalışıyor. Lakin bu oyun arayışlarının hepsi boşa çıkacak. Burhan Akbudak bütün atakları çok güzel bir şekilde savuşturuyor. Alman güreşçiye puan şansı, oyun yapma şansı tanımıyor.
Son 15 saniye artık. Burhan Akbudak, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası Greco-Roman Stil 82 kiloda Alman rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oluyor. Atakan Yüksel'in sevincini görüyorsunuz. Tribünde Türk seyircilerin alkışları. Bu güzel güreş için iki güreşçiye de teşekkür ediyoruz.